Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması, yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini belirterek, yıl sonuna doğru %20'lere düşecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek konuşma yaptı. Konuşmasında ekonomik konulara da değinen Erdoğan, enflasyonunun yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi. Enflasyonun %20'lere düşeceği tarihi de veren Erdoğan, bu fotoğraf içinde enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40 ila 50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehdidi ile mücadele ediyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları, Anadolu'daki sarsılmaz kalemiz Ahlat'ı tarihi önemine yakışır bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos'ta Ahlat'ta çeşitli programlara katıldı. Malazgirt zaferinin yıl dönümünü, Sultan Alparslan ve ordusunun cuma namazı kıldığı yerde bir kez daha coşkuyla kutladık. Büyük taarruzun başladığı ve zafere ulaştığı Kütahya ve Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ordumuzun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da bir dizi program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanımızın yakınlarıyla bir araya geldik. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin diploma ve sancak devir teslim törenlerinde ordumuzun saflarına yeni katılan teğmenlerimizin heyecanına ortak olduk. Ülkemize yönelik tacizleri artıran Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Her yıl olduğu gibi 1 Eylül'de adli açılış törenimizi gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne adalet arayışımızı, gelecekte hayata geçirmeye planladığımız yenilikleri yargı mensuplarıyla paylaştık. Samsun'da 5. düzenlenen Teknofest'te gençlerimizle bir araya geldik. Bir dünya markası haline dönüşün Teknofest'te gençlerimizin bilgi, kabiliyet, azmine her şahit oluşumuzda geleceğimize güvenimiz artıyor. Yarın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisine çıkıyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan'da Şangay 5'lisinin toplantısına iştirak ediyoruz. Bir sonraki haftada BM Genel Kurulu'na katılarak dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi gündeme getireceğiz. Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.